mi? Yani yukarıda bahsettiğim şeyler hadi şöyle böyle yakında ama bunun ne alakası olabilir? Bu rüyanın bu manaya nispeti nasıl olabilir? İşte o hal ve makam içinde çok farklı nispetler kurulabilir. O idrak edildiği zaman fark edilebilecek bir şeydir. Ondan sonra yine hut başka bir yazılış şekliyle emir demek. Kıssa demek. Emir ve kıssa. Bunların o rüya ile bağlantısı söz konusu. Hal ve makama göre bu bağlantılarında kurulmuş olması gerekiyor. Zaten İbtidai mimarı bu bağlantıları kurduğu için bunları buraya koyuyor. Biz de okurken ne kadar kurabiliyorsak o kadarının zevkini alarak yolumuza devam etmek durumundayız. O zevk hususiyetimizi artırmak için de okuduğumuzu söyledik zaten. Ondan sonra yine hut başka bir yazılışıyla darp, darp etmek demek. Yani vurmak. Ondan sonra zor iş. Aynı zamanda zor iş manasına geliyor. Yani balığın manalarından biri de bu. Zor iş. Ondan sonra hut da aynı kelime kök bilgisinden. Haslet, huy ve nefs demek. Bunların da aynı kelime kök bilgileri dahilinde orayla bağlantılı olduğunu görüyoruz. Şimdi mahi, balık demek. Bunu ayrıyeten vermiş. Noktadan sonra, daire noktadan sonra mahi denilmiş. Mahi, balık, semek manalarına geliyor. Aynı zamanda mahi, yok eden, mahveden, perişan eden. Ondan sonra da burada İbtidai Mimar, İmam-ı Kastalani Hazretlerinden naklediyorum diye bir bölüm naklediyor. Şimdi bu mahi ile alakalı, mahi balık demek ya, şimdi mahinin İmam-ı Kastalani Hazretlerinden nakledeceği bu satırlar içindeki yerini göreceğiz. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Davut peygambere gelen Zebur'da Mahmut ismiyle anılmıştır. Zebur'da kainatın efendisinin ismi Mahmut olarak geçiyor. Allah'ın bir ismi de Hamid'dir. Yani kainatın efendisinin ismi Mahmut diye geçiyor. Allah'ın isimlerinden biri de Hamid'dir. Bunun da manası Mahmut demektir. Yani Allah'ın Mahmut ismiyle Celle Celaluhu, Mahmut ismiyle, Hamid ismiyle kainatın efendisinin Zebur'da yazan Mahmut ismi aynı manaya geliyor. Bunun da manası diyor Mahmut demektir. Yani Hamid'in manası Mahmut demektir. Zira Allah kendisine hamd etmiştir. Allah kendi zatına hamd etmiştir. Kullar da ona hamd etmişlerdir. Kullar da Allah'a hamd etmişlerdir. Böylece Allah Mahmud'dur. Hamd edilendir yani. Mahi ismi hadiste yorumlandığı gibi yani mahi balık demek değil ya. Mahi ismi hadiste yorumlandığı gibi küfürleri mahvedici manasındadır. Küfürleri mahvedici manasındadır. Rüyamda balık olduğumu gördüm. Diyor ya, o zorluklar, o meşakkatler, su, her şey sudan yaratılmıştır hikmeti. Geliyoruz buraya, böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. İmam Kastalani Hazretleri'nin bu cümlelerinde. Zaten bu satırlar onun için alınmış. O intibak söz konusu olsun diye. Mahi ismi hadiste yorumlandığı gibi küfürleri mahvedici manasındadır. Küfürleri mahvedici. Zira Peygamberimiz mebus olduğu zaman yeryüzünde bütün insanlık küfür üstündeydi. Kimi putperest, kimi de delalete sapmış Yahudi ve Nasranilerden ibaretti. Asla ne Allah ne ahiret bilirlerdi. Yarısı da filozofların yolundaydı. Nebilerin şeriatlerine inanmazlardı. Şimdi dönüyoruz. Kendi zevk hususiyetimize göre bir tevil yapıyoruz. Üstad Necip Fazıl Rahmetullahi Aleyh diyor ki öyle boş bir devirdeyiz ki. Yani hiçbir dönem böyle olmamıştır diyor. Her şey o kadar farklı. Ne kadar boş, ne kadar derin olduğunu da bilmediğimiz bir hal içindeyiz. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mebus olduğu zaman yeryüzünde bütün insanlık küfürdeydi. Şimdi bütün insanlık küfrün hakimiyetinde. Dolayısıyla her dönemde kainatın efendisine nispetle küfürle dolu olan kainat karanlıktan aydınlığa
kim ve kimler sayesinde çıkarılmışsa. Kim ve kimler sayesinde çıkarılmışsa. Hangi fikir zaviyesinden bu karanlıklar dağıtıldıysa yine aynı şeyler olacaktır. Eşittir. Kendi zevk hususiyetimize göre söylüyoruz. Büyük Doğu iddia diyalektiği. Küfrün tahakkümü olan, küfrün tahakkümünde olan dünya insanlığına aydınlığı getirecek olan mahidir. Küfürlerici, küfürleri mahvedici fikirdir. Bu zaviyeden hadiseye bakmak ve anlamak lazım. Oralardan girmek lazım. Bunlar büyük iddialar şeklinde değil. İddiayı yapan zaten yapmış. Biz kendi zevk hususiyetimize göre bu anlayıştan nasiptar olduğumuz kadar konuşmaya çalışıyoruz. Yoksa mangalda kül bırakmamanın kazandıracağı hiçbir şey yok. Yani şöyle büyük fikir, böyle büyük fikir. Bunlar bir şey kazandırmaz. Anlayarak, anladığımızdan zevk alarak bir yerlere varabiliyorsak, tamam sağlam dikiş gidiyoruz demektir ki, işte İmam Gazali Hazretleri'nin o hikmetli cümlesine yaklaşıyoruz demektir. Tabii yaklaşabiliyorsak. Yani bir hadis-i şerifi zamanüstü manasıyla anlayan bütün hadisleri anlamış gibidir. Şimdi bir eserden, bir külliyattan, bir dünya görüşünden, Kur'an'a nispetle, mutlak fikre nispetle, muhatap anlayışı temsil eden o fikir silsilesinden bir mevzuyu zamanüstü manasıyla kavramak gibi bir hamle içine girip nasip sahibi olursak diyalektiğin bütününü kavramışız demektir. Bunun için çırpınıyoruz. Ameli meselelerde de böyledir. Ameli meselelere tesir eden, sirayet eden idraktır, şuurdur. O şuur bu şekilde elde edilmeden ameli meselelerde bir yerlere ulaşmak mümkün değildir. İşte o idrakle ameli meselelere el attığımızda temin sahabe-i kiramdan naklettiğimiz hadiseyle karşı karşıya geliriz. Ben diyor Allah Resulü'nü dinlerkenki halimi devam ettirebilseydim cenneti garantileyeceğime inanıyordum. Veya Kur'an okurken, Kur'an dinlerkenki halim devam etseydi, evet o halin devamı için insanın mustarip olması gerekli. Bütün büyük mustaripler ister hak kanadında ister batıl kanadında olsun. Bu eksikliği hissettikleri için mustarip olmuşlardır. Okuduğumuz eser Büyük Mustaripler. Düşünce tarihine bakış. İbda mimarının bu eserini okuyoruz biliyorsunuz. Evet, bu mustariplerin hali hep budur. Ama kimi hak kanadında bu mustaripliği yaşamış, kimi batıl tarafında bu mustaripliği yaşamış. Yoksa kelime oyunları yaparak bir şeyler vehmettirmeye çalışmanın ihlas ve samimiyetle alakası yoktur ve insana kazandıracağı hiçbir şey de yoktur. Ha bir kuru emektir. Yunus Emre Hazretleri'nin dediği gibi. Kuru emeklerden vazgeçmek lazım. Hakikaten ihlas ve samimiyet üzere eşya ve hadiselere el atmanın çırpınışı içinde olmak zorundayız. Evet, devam ediyoruz. Burada mahi isminin manasıyla alakalı kendi zevk hususiyetimize göre tahlili yaptıktan sonra yolumuza devam ediyoruz. Ve her zaman hatırlatıyoruz. Bir kez daha hatırlatalım. Burada anlattıklarımız bizim bu kitaplardan anladıklarımızdır. Bu kitapların hakikatleri değildir. Bunu da herkes bilsin. Nun. Şimdi buradan Nun'a geçiyoruz. Zaten başlığımız neydi? Nun ve rüyaydı. Nun ve rüyaydı ama rüyanın içinde balık geçtiği için o kelimeden başlanmış. Gele gele Nun'a gelinmiş. Şimdi niye Nun? Nun da balık demek çünkü. Nun'un manalarından biri balık ve semek. O halde aralarındaki nispetin ne olduğuna dair bir yerlere ulaşmalıyız. Yani oradaki nispetin derecesini fark edebilmeliyiz. Ona yönelmeliyiz. Burada o hadise gerçekleşmiş. Nun balık demek ki Nun'la alakalı fevkalade meseleler var burada. Alıntılar şeklinde verilmiş. Nun balık semek. Aynı zamanda kılıç demek. Yani
bir balık olup suya dalıp çıkmak, o ıstıraplardan kurtulmak, kılıcın gereğinde sembolleşen bir hadise sanki. Balık, semek, kılıç. Aynı zamanda nun kalem demek, balıkla alakası. Yani kalem balık demek. Nun kılıç demek. Aynı zamanda balık kılıç demek. Kalem divit. Bundan sonra çok farklı bir mana. Çene çukuru. Yani ne alaka? Denilecek bir şey. Nun'un manalarından biri çene çukuru. Dolayısıyla balık da aynı hizada. Bundan sonra Kur'an alfabesinin 25. harfi. Nun. Kur'an alfabesinin 25. harfi. O halde bu 25 rakamı da devreye girmiş oluyor. Buradan kim bilir nasıl açılımlar söz konusu olabilir. 25, 5 olarak, 2 olarak toplandığında mesela 5, 2, 7, 7'nin manası onunla nispet. Yani kainat çapında bunları değerlendirmek, genişletmek mümkün. Tabii bütün bunlar batın nispeti içinde olursa bir işe yarar. Yani bir hadis-i şerif zaman üstü manasıyla anlama gayreti içindeyken bunları böyle yorumlamanın bir manası var. Yoksa işte kelam fuhşu ötesine geçmez. Kelimelerle oynamak şeklinde tecelli eder. Evet, Kur'an alfabesinin 25. harfi. Gamz kelimesi. Bunun açılımı da gamzın manalarından biri. Çene veya yanak çukurluğu. Şimdi nun balık demekti. Balığın hizasında nunun karşılığı olarak çene çukuru vardı. Gams kelimesinin karşılığı da çene veya yanak çukurluğu. Bundan sonra kaş ve gözle işaret. Kaş ve gözle işaret, göz kırpmak. Yani orada görülen balık, balık olmak, rüyayı gören kişinin balık olarak suya dalıp çıkması, kaş ve göz işaretine de tekabül eden bir manada. Göz kırpmak manasında. Ondan sonra gams, göz yummak, gizli olmak, çukur yer. Bunlar da aynı kelime manalarında. Gav, aynı zamanda çukur, bir şeyin dibi, batmak, derinlik, nihayet, kök, esas, temel, tefekkür, teemmül. Teemmül emelden geliyor. Etraflıca düşünmek demek. Yani bunlar hep aynı hizada olan kelimeler. Batmak, derinlik, nihayet, kök, esas, temel, tefekkür, teemmül, hakikat, dolanmak. Bütün bunların balıkla nispeti var. Nunla nispeti var. Kendi aralarında nispetleri var. Bunları harmanlamayı öğrendiğimiz andan itibaren önümüze birçok şey çıkar. Zaten bu hadise üzerinden mücerret fikre yöneldiğimiz zaman müşahhas hadiselerin ne kadar daha kolay tahammül edilir ve detaylandırılır olduğunu anlarız. Ondan sonra gavt kelimesine geçiyor. Kelime açılımları devam ediyor. Gavt, derin çukur demek. Derin çukur. Bir şeyin içine girme, gark olma. Denizde batıp çıkan balık. Bir şeyin içine girme, gark olma. Derin çukur. Denizin derinliği. Yine gavs. Bakın buradan şimdi çok farklı bir tarafa doğru gidiyor mevzu. Gavs. Gavs'a azam deriz ya. Gavs. Bir meselenin derinliğine ve hakikatine vakıf olma. İyi anlamak. Gavs. Kainatı iyi anlayan, eşya ve hadiseleri iyi anlayan, kainatın efendisini iyi anlayan, kainatın sahibini iyi anlayan, yaratılanı, yaratılmışı iyi anlayan. Ondan sonra suya dalmak, dalgıçlık. Gavs'ın manalarından biri bu. Suya dalmak. Balık oldum, suya daldım. Dalgıçlık. Dibe inme. Yine gavs, başka bir yazılımıyla çağırma, nida, balık. Dolayısıyla kainatın efendisinin gong ifadesinde Taif'te yaptığı şeyi hatırlıyoruz. Bir şey aynı zamanda hatırlattığı şeydir. Hikmeti mucibince aklımıza şimdi bu geliyor. Bir şey aynı zamanda hatırlattığı şeydir. Çağırma. Kainatın efendisi Taif'te müşrikleri topladı. Gong'u çalmadan önce
Onlar orada yoklar. O gong ancak tehlike zamanlarında çalınan bir gong. Ya sel felaketi vardır, ya düşman istilası söz konusudur, ya büyük bir felaket söz konusu. O gong çalınır, insanlar toplanır, çare ararlar. Kainatın efendisi gitti, o gongu çaldı. Herkes toplandı. Onlara dedi ki, bana inanır mısınız? Evet dediler, sana inanırız çünkü sen Muhammed'in eminsin. Güvenilir Muhammed'sin dediler. Peki o zaman dedi, bana inanın, ben Allah'ın Resulüyüm. O zaman da kainatın efendisini taşladılar. Gavs çağırma demek. Balığın dalıp çıkması. Balıkla gavs arasındaki fark. Demek ki aynı zamanda orada çağırmayla alakalı bir hikmet gizli. Onun nispeti kurulmuş burada. Balık olup denize dalıyorum. Balık olup çağırıyorum. Aynı paralelde cümleler. Ondan sonra nida. Nida etmek. Medet istemek. Medet istemek. O silsile içinde medet ederken medet de istenir. Çünkü nihai noktada kainatın sahibi vardır. Kainatın sahibinden kainatın efendisi medet umar. Sahabe-i kiram kainatın efendisinden medet umar. Bu silsile devam edip gider. İnsanlar arasındaki kademeler şeklinde tecelli ede ede yürür. Medet istemek aynı zamanda medet verici. Hem medet isteyen, yardım isteyen, hem medet veren. Ondan sonra yardım edici. Ondan sonra balığın manalarından birine denk geliyor. Gavt. Gavs üzerinden tabii giderken buralara ulaşıyoruz. Kurtuluş. Ama kurtuluş nasıl bir kurtuluş? İzafi cümlesiyle bakarsak kurtuluş. Ben fakirdim, zengin oldum, kurtuldum. Öbürü kafirdi, Müslüman oldu, kurtuldu. Herkesin kurtuluşu farklı farklı. Nasıl baktım sabah. Ondan sonra gavvas kelimesi. Aynı kökten. Çok gayretli. Çalışkan. Suya dalan. Balık oldum, suya dalıyorum. Dalıp çıkıyorum. Gayret ve çalışkan. Ondan sonra inci arayan dalgıç. Dalmak. İnci. Su, su birikintisi, gayret, çalışkanlık, yardım edicilik, kurtuluş, nida, medet, istemek. Hepsi böyle bir anafor gibi hadiseler dönüyor. Ondan sonra bu kelime iştikatlarından sonra bir nokta ve şu bölüm. Üstadımın baş şiiri Çile'nin, üstadın şiir kitabı Çile'den bir bölüm naklediliyor. Gökte saman yolu benim olmalı. Karşıda demiştik ya, simak, semekin çoğulu, balıklar, parlak yıldız. İki parlak yıldızdan birisi. Şimdi oraya nispet içinde. Gökte saman yolu benim olmalı. Dipsizlik gölünde inciler benim. Gavvasın manalarından biri neydi? İnci arayan dalgıç. Çok gayretli, çalışkan, suya dalan, inci arayan dalgıç. Bu nispetler içinde üstadımın baş yeri Çile'nin diyor, gökte saman yolu benim olmalı, dipsizlik gölünde inciler benim mısralarından sonra hatırlanması gereken şu dörtlüğü. Evet, bunu hatırlamamız gerekir diyor, bunu söylüyor ama şu dörtlüğü de hatırlamamız gerekir. Gece bir hendeğe düşercesine birden kucağına düştüm gerçeğin. Sanki erdim çetin bilmecesine, hem geçmiş zamanın hem geleceğin. Evet, bütün bunlar bu mısralarda kendisine bir ifade şekli buluyor. Yani üstad gece bir hendeğe düşercesine birden kucağına düştüm gerçeğin demesi, sanki erdim çetin bilmecesine, hem geçmiş zamanın hem geleceğin mısrası aynı zamanda İpta mimarının söylediği, yaşadığı için söylediği söz olarak karşımıza çıkıyor. Bir rüyadan yola çıkıp gökte saman yolu benim olmalı. Çünkü parlak yıldız, iki parlak yıldızdan biri. Hayır, saman yolu dercesine adeta gökte saman yolu benim olmalı. Bunu üstad söylemiş. Kişinin anladığı üzerinde tasarruf hakkı vardır. Hikmeti mucibince, ama tasarruf hakkını da böylesine tecrit buğutundan göstererek
Bunu vermek bambaşka bir hadise. Yoksa herkes Necip Fazıl'a sahip çıkıyor. Herkes sahip çıkıyor. Böylesine onda Necip Fazıl da gark olmuş bir şekilde bu hadiseleri detaylandırmak ayrı bir çile işi. Yani muzdaribin işi. Esnafların değil. Gece bir hendeğe düşercesine birden kucağına düştüm gerçeğin. Sanki erdim çetin bilmecesine hem geçmiş zamanın hem geleceğin. Burada aslında mevzu bayağı uzayacak. Öyle görünüyor. Belki bir 10 dakika daha devam etme imkanımız var. Çünkü mevzular hakikaten yorucu oluyor. Sizleri de yormamak bakımından biraz kısa tutmaya çalışıyoruz tabii ki ama böyle gıdım gıdım da olsa bir yerlere ulaşmamız gerektiğine de inanıyoruz. Şimdi burada bir bölüm nakledilmiş. Alıntı yapılmış İbtidai Mimari tarafından. O bölümde şöyle diyor. Kur'an'daki el-huruful mukatta yani kesik kesik okunan harfler veya huruful heca, hecelenerek okunan harfler adı verilen ve İslam büyükleri tarafından sevenle seven arasında şifreler olarak nitelenen harflerden birisi olan nun. Yani nun vel kalem ve ma yesturun diye başlayan ayet-i kerimenin başında bu var. Ondan sonra kâf, hâ, yâ, ayn, sâd, hâ, mîm, ayn, sîn, kâf diye başlayan sure başlarındaki huruful heca veya huruful mukatta denilen harflerden bahsediliyor. Bunlar diyor İslam büyükleri tarafından sevenle sevilen arasında şifreler olarak nitelenen harflerden birisi olan nun, bu harflerden biri olan nun gerek dil yönünden gerekse sembolik ve deruni açıdan yorumlanmaya ve anlaşılmaya çalışılmıştır. Nun üzerinde özellikle durulmuştur. İlk dönem tefsirlerinde hakim olan anlayış nun kelimesinin el-hut yani balık veya et-devat hokka manalarında olduğudur. İlk dönem tefsirleri Nun'un bu manaya geldiğini söylemişler. Nun kelimesinin balık veya hokka manalarında olduğunu söylemişler. Sahabe dönemini hemen izleyen dönem müfessirlerinden Mücahit, Nun'un 7 kat yerin altında bulunan balık, Nun'un 7 kat yerin altında bulunan balık, şimdi bunlar ne anlıyoruz? Mücahit rahmetullahi öyle diyor. Nun yerin 7 kat altında bulunan balıkmış. Yani bunu Ehlullah ifadesinde dinlediğimize göre onlardan nakil, sahabe-i kiramdan nakil bu tür hikmetler bize geldiğine göre bunları bir şekilde yerli yerine oturtmamız lazım. Mesele de budur zaten. Yoksa sahabi döneminde hemen izleyen dönemde müfessirlerden Mücahit demiş ki Nun'un 7 kat yerin altında bulunan balık. Biri kalkıp diyor ki ya bunlar hep sırayilattır zaten. Böyle uydurma şeyler çoktur İslam'da. Bunları ayıklayalım. Bir başkası da diyor ki burada öyle bir derin hikmet var ki bunu anlayabilmek için ne çileler yaşamak lazım. İşte burada herkesin durup bir düşünmesi lazım. Nun'un 7 kat yerin altında bulunan balık yani el-hut olduğunu söylerken genelde ulema tarafından yapılmış açıklamayı paylaşmaktadır. Genelde ulema böyle söylermiş. Nun 7 kat yerin altında bulunan balıkmış. Ama temin rüyada geçen balıktan yola çıkarak nelerle karşılaştık? Yerin 7 kat altında bulunan bu balık nasıl bir balık? Yerin 7 kat altı nasıl altı? Bunun üstü nasıl bir üst? Şimdi bunları normal haliyle değerlendirmek başka, üst dil, üst manaya nispetle değerlendirmek başka. Zaten İslam'a yani Kur'an, sünnet, icma ve kıyasa üst dil, üst mana noktayı nazarından hakim olmadığımız için dini dalga unsuru haline getirdik. Dini şahsımızda temsil edemeyecek duruma düşürdük. Bundan daha büyük vebal olur mu? Bu tür meselelere vukufiyetimizin zayıflığından dolayı bu hale düştük. Bu züldür.
Bu vebaldir. El Hud olduğunu söylerken diyor, genelde ulema tarafından yapılmış açıklamayı paylaşmaktadır. Mukatil, Murre el-Hemedani, Ata el-Horasani, Es-Suddi ve el-Kelbi gibi zevatında benimsediği bu görüş, İbni Abbas'a dayandırılan haberle de kuvvet kazanmaktadır. Yani kainatın efendisinin amcasına dayandırılan haberle de diyor, kuvvet kazanmaktadır. O da böyle söylemiştir. Buna göre İbni Abbas şöyle demiştir. Allah'ın yarattığı ilk şey kalemdir. İlk kalemi yarattı. Ona yaz buyurdu. Ve o, yani kalem, ne yazayım ey Rabbim deyince kaderi yaz emrini aldı. İlk olarak kalemi yaratıyor. Ona yaz emrini veriyor. O da ne yazayım ya Rabbi dediğinde kaderi yaz diyor. Evet. Kader sırrına eren rahattadır diyor Ehlullah. Kader sırrına eren rahattadır. İşte bu hikmetlere muttali olmakla alakalıdır kader sırrına ermek. Yoksa kader sırrına ermek her yedin kârı değil. Yani bizim işimiz değil. İşi olanlara bizim nispetimiz ne kadar kuvvetliyse o kadar hissedar oluruz. Bizim çapımız bu. İbn Abbas sözüne şöyle devam eder. Bunun üzerine kalem o günden kıyametin kopacağı ana kadar olacak olan şeyleri yazdı. Allah sonra da Nun'u yarattı. Evet, Nun ve rüya başlığımız bu. Allah sonra da kalemi yarattıktan sonra Nun'u yarattı. Nun harfini yarattı. Ve yeryüzünü onun üzerine yaydı. Nun ve rüya. Niye? Çünkü kalemden sonra kainatın sahibi Nun'u yaratıyor ve yeryüzünü o Nun'un üzerine yayıyor. Yani Nun dediğimiz işte çizdiğimiz bir şey. Alfabenin 25. harfi. Bunun üzerine kainat kurulur mu? Yeryüzü bunun üzerine donatılır mı? Mesele burada işte. Yeryüzünü onun o Nun'un üzerine yaydı. Bunun üzerine Nun kımıldayınca Nun kımıldamaya başladı. Allah onu yarattığında, yeryüzünü de onun üzerine yaydığında, Nun kımıldayınca, kımıldamaya başlayınca yeryüzü de hareket etti. Derken Allah dağları yarattı ve onlarla yeryüzünü sağlamlaştırdı. Çivi gibi dağları yeryüzüne çaktı. Nun'un sallanmasından yeryüzünü kurtardı. Şimdi aklımıza geldiği şekliyle söyleyelim. Nun ve deprem. Nun ve zelzele. Evet, bir birliktelik var mı yok mu? Nun ve deprem kalemi yarattı, emir verdi, arkasından Nun'u yarattı, Nun'un üzerine yeryüzünü serdi, yeryüzü Nun'un kıpraşması sebebiyle sallanınca kainatın sahibi bir çivi olarak dağları yeryüzüne mıhladı ve Nun kıpırtısız kaldı. Mevla müsaade ettiği zaman kıpırdar. Ben miyim arşı boynuzunda taşıyan öküz diyor üstad. Öbürü de oradan kendi öküzlüğünün farkında olmaksızın böyle de bir laf olur mu? Deyip geçiyor. Ben miyim arşı boynuzunda taşıyan öküz? Buna işte bu cümlelere bakarken sözümüz meclisten dışarı. Öküz olmamak kaydıyla bakmak lazım ki bir şeyleri hissetmiş olabilelim. Orada diyorum sadece akıl yetmiyor tabii. Kalbi hayata akla eklemledikten sonra aklı devreye sokmak. Yani akli selime sahip olarak. Akli selim akılla alakalı, hikmetle alakalı. Böyle düşünülmediği müddetçe herkes kendini akıllı zannederdi. Akıllı zannederek değil, hakikaten akıllı olarak. Dolayısıyla o melekeler bizde gelişmemiş olduğu için akıllı olanların eteğine sarılarak en azından onları taklit etmede başarılı olarak yola revan olmalıyız ki bir şeyler açığa çıkmış olsun. Derken diyor Allah dağları yarattı ve onlarla yeryüzünü sağlamlaştırdı. Gösterdikleri mana birliğine mukabil, yani bunların birbirlerine olan mana birliği var ya, gösterdikleri mana birliğine mukabil, Alusi tefsirinde aralarında bir farkın bulunduğunu bildirir. Alusi aralarında bir farkın bulunduğunu bildiriyor. Bu mana birliğine rağmen diyor aralarında bir fark vardır. Bir surenin ilk harfi
yani Kalem suresinin ilk harfi olması sebebiyle Nun harfi El-Hud kelimesinden daha yüce ve kıymetli olmalıdır. Nun harfi El-Hud demekti. Mana birliğine rağmen diyor aralarında bir fark var. Nun harfi El-Hud kelimesinden daha yüce ve kıymetli olmalıdır. Yaratılışın başlangıcı ile alakalı olan bu tekvini açıklamaya, yaratılışla alakalı açıklamaya karşılık mücerret ve bilgi kavramıyla bağlantılı sayılabilecek başka bir görüşe göre Nun et-devat yani hokka manasındadır. Katade, Hasan el-Basri ve Dahhak'ın tercihi olan bu görüş mesela şairin şu mısralarıyla desteklenmektedir. Bu görüş şairin şu mısralarıyla destekleniyormuş. Arzu ve iştiyak benim kalbimi onlara her gönderdiğinde yazı hokkam yani en-nun sicim gibi akan yaşlar boşalttı. Arzu ve iştiyak